Velauvayla da konuştum, başkalarıyla da konuştum bu dün bu bu olaylar üzerine Velauva parti içinde Özgür Özel'e karşı muhalefet eden ve Özgür Özel'i güya devirmeye çalışan kişileri kastediyor. Yani anlayan anlasın. Şimdi olay şu, olay şu. Erdal Bey de duymuştur evet. muhtemelen çünkü pardon, kendisi partinin içinde ee, şimdi Kemal Bey'in Sayın Kılıçdaroğlu'nun etrafında bir kişiler var. Tamam mı? Cumhurbaşkanlığı seçiminde %60'la kazanıyorsun diyerek Kemal Bey'i aday olmaya ikna eden aynı kişiler yani kamuoyunun tanıdığı sosyal medyada da işte aktif olan işte bir takım kişiler, eski parti yöneticisi birkaç kişi, işte ne bileyim araştırmacı, gazeteci görünümlü bir takım arkadaşlar, şunu diyorlar: ee, Özgür Özel çok yıprandı, çok yıprandı. Ee, Özgür Özel'in bu performansıyla, bu genel başkanlığıyla önümüzdeki seçimde kazanılamaz. Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanı adayı olsa bile seçilemez çünkü Özgür Özel partiyi çok kötü yönetiyor. Kemal Bey bastırırsa Kemal Bey bastırırsa geri gelin. mücadeleye devam ederse Özgür Özel kurultayı toplamak zorunda kalır. Hı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu en geç Geleceğim. Kemal Kılıçdaroğlu en geç Aralık ayında iki ay sonra yani Aralık ayında genel başkan olur tekrar CHP'ye. Karşılığında da Ekrem Bey'i, karşılığında da Ekrem Mamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan eder. Yani Ekrem Ma Ş şunu diyorlar yani. Ekrem Mamoğlu Özgür Özel'i bıraksın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasına destek versin. Ee, kendisi de Cumhurbaşkanı adaylığını garantilesin bu şekilde Kemal Bey'den. Ve bu modelle Ekrem Bey kesin Cumhurbaşkanı olur. Şimdi bunu Kemal Bey'e anlatıyorlar. E, CHP kulislerinde konuşuyorlar. İşte Kemal Bey'e yakın bazı milletvekilleri de e, biraz önce senin dediğin gibi kimi delegeleri arayarak nabız yokluyorlar. Böyle bir şey olsa işte destek verir İmza misin olağan için. Ama şunu söyleyeyim. Bu tam bir ham hayal. Tam bir ham hayal. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi delegesinde hiçbir karşılığı olmayan gerçek dışı bir şey, yani bir senaryo. Neden? En yakın işte 6 Eylül'de toplanan tüzük kurultayında. Mesela bir 52. madde tartışması yaşandı. Hani ön seçim şöyle mi olsun, böyle mi olsun? Ön seçim geniş mi olsun, dar mı olsun tartışması. Parti içinde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu muhalifleri en çok 52. maddeyi geçirmemeye çalıştılar. 52. maddeye, tüzüğün 52. maddesine yüklendiler, muhalefet ettiler. O maddenin oylamasında, o maddenin oylamasında bin kişi, 1375 delegeden bini maddeye olumlu oy verdi Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun istediği gibi. 39 kişi de, bakın sadece 39 delege de <laughs> muhalefet etti. Yani parti içinde Kemal Bey işte en geç Aralık'ta genel başkan olacak, olağanüstü kurultay toplanacak falan diyen kişilerin tüzük kurultayında yani daha bir ay üzerinden geçen geçmeyen tüzük kurultayında aldıkları delege desteği işte 39 CHP'nin 1360 delegesi var. Ya Şaban bu önemli değil C ki. Hayır hayır hayır. Bak bak şöyle. Bak ben ama söyleyeyim. bak hadi yani, bu, bu senaryo devam ediyor mu? Bak Efendim bu, bu senaryo üzerinden bütün oraydı. bu şeyler yapılıyor. Bu e, Özgür Özel'e Gülşah hanıma bu iftiralar, Özgür Özel'e bu yıpratma kampanyası. işte Türkiye eviyle Türk'en vakfının binası karıştırılarak özgür özel'e itibarsızlaştırma. efendim sen mecliste nasıl cumhurbaşkanına ayağa kalkarsın? CHP işte AKP'ye mi yamadın? E, haksız eleştirileri, bütün bu özgür özel'i yıpratma çabalarının arkasında bu saçma sapan senaryo var. Yani, Peki Nihal Bey'imiz, ben hani Bey genel res resim açısından anlattım bunu. Ee, Şaban Bey'in yani, anlattıkları, hani yani dış dış bunlar çok teknik detaylar, çok iç yani iç mekanizma ile ilgili detaylar buraya gelmeden önce az önce söylediğim şeyi tekrar açıklamak istiyorum ben. Genel olarak parti içerisinde özgür özel yerel seçim tamamlandığında bir başarı elde edildiğinde o ilk andan itibaren takındığı tutumla tepki çekmeye başladı. Unutmayın ki bu bir zafer değildir. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı lazım. ziyaret mi? AK mesela? Parti'nin tabanını yokmamız lazım. Hmm. Biz bir zafer kazanmadık. O taban iktidarı cezalandırmak istedi. Bu on numara 5 yıldız. Evet emanet oylar 10 numara 5 yıldız tespitti ve o tespit doğrultusunda bir yürüyüş başladı. Ha, orada e, Devlet Bahçeli'ye, Sayın Devlet Bahçeli'ye bir cevap vermeye çalışırken e, suç ortağını hiç bize ittirmesin Devlet evet. Bey cümlesini sarf edene kadar da dengeli bir politika. Cumhurbaşkanı araması, evet. ziyarete gitmesi. Bunlar doğru şeyler. Bayramlaşması. Bakın, i̇nsanları da rahatlatan şeyler oldu. Çünkü ekonomik kriz var. Artan hayat pahalılığı, yüksek enflasyon. İnsanlar artık hani kendi içinizde sen misin, ben misin? Sen yoksun benim gözümde. Yok, aslında sen yoksun benim gözümde. Kavgasını bırakın da hani acaba çözüm Alınabilir mi bu iktidar muhalefet acaba bazı konularda ortak çalışabilir mi diye insanlar da umutlandı bakmayın. Çünkü kötü yönetim var, kötü yönetiliyor ülke. Bu kötü yönetilme meselesiyle ilgili eğer Sayın Özgür Özelle Sayın Erdoğan bir araya gelip ya bazı şeylerden bu sistem tıkandı gelin el ele verelim bazı kanalları açalım. Yani evet biz getirdik yani şimdi perde arkasında şu konuşma gayet rahat yapabilir Sayın Erdoğan. O olgunluktadır yani 22 yıldır iktidarda. Hani tıkanan yerler var, farkındayız. işlemeyen bir mekanizma var. Acaba neler yapılabilir vesaire. Bu konuşmalardan bir şey doğsun, bir hani fikirlerin çarpışmasından hakikat şimşekleri açığa çıksın veya bu tarz bir beklenti vardı insanlarda da. Rahatlattı mesela oradaki şey. Ama orada niyeti iyi bile olsa Özgür Özel o tutarlılığı gösteremedi bir kere. O tutarlılığı göstermedi mesela örnek. AK Parti tabanını ...ağır şekilde itham eden bir hanım gözaltına alınması da çok sakıncalı olmuştur. onda her Hı, defasında Dil vurguluyorum. Dilruba Dil ismiyle müsemma. O kişiyi mesela alıp protokolde yanına oturdu oturttu. Dolayısıyla o zaman sen neyin diyaloğu, neyin uzlaşmasını yaşıyorsun? Sen hangi kitleyle, yani AK Parti kitlesine nasıl mesaj verdiğinle ilgileniyor ve bunu önemsiyor görünüyordun. Fakat belli ki önemsemiyorsun duygusu da açığa çıkınca... CHP tabanı ve kurmay ve teşkilatlarındaki o rahatsızlık kendisini yüzeye vurmaya hak gördü. Buna hak sahibi olduğunu düşündü. Çünkü orada Özgür Özel evet bir strateji uyguluyor ama o stratejiyi maalesef fevri, impulsif, psikolojide impulsif diye bir tabir vardır. Böyle gelişine vurmak, hani içinden geldiği gibi hareket etmek. Hani eminim kimse söylememiştir ona ayak röntgeninizi mesela paylaşın falan sayın evet, Özgür. Hiç hani O anda içinden geliyor yani ve rent, paylaşıyor. Böyle bir doğru. karakter var. Böyle hani kıpır kıpır. Çok düşünmeden hiperaktif. mi hareket evet, ediyor? Biraz impulsif davranıyor benim tabirim bu. Kimseden duyduğum bir şey değil. Ben tamamen gözlemim. Ve bu tür... Ee, davranış biçimleri de hani Cumhur İttifakı ile bir diyalog, yani Sayın Erdoğan'la bir diyalog, öte yandan kendi tabanını tutma, koruma gibi son derece bir cambaz gibi bir ince ipin üstünde yürüyen bir cambazın hassasiyeti sahip olması gereken hassasiyetiyle uyuşmuyor. Ondan dolayıdır ki bu kafa karışıklıkları, memnun olmayanlar işte biz Kılıçdaroğlu'nun adamı olarak biliniyoruz. Bize bir tasfiye mi olacak diye korkanlar çünkü içeride de onların anlattığı başka hikayeler Tasçeler var ya oldu hepimize. Zaten. Evet hepimize King Güdülüyor, bilmem ne vesaire gibi şikayetler vardı mesela daha başlarda. Ben de onları e, duymuştum birkaç kişiden. E, bu türden şeyler e, e, dedikodu kazanlarını çalıştırır işte. Dedikodu ve itham kazanlarını. E, ve bu itham ederek, birilerin itham ederek e, bir sonuç elde edebilir miyiz? duygularını tetikleyen şeyler. Geçen gün Özgür Özel şöyle bir şey söyleyelim, söyledi. söyleyelim. Bakın sadece Kemal Bey'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu vaktiyle desteklemiş, şu anda da de, değişim tarafında da durmamış insanlar değil. O kurultayda Kılıçdaroğlu'nun gönderildiği kongrede kurultay işte orada e, değişimden yana durmuş insanların da sıkıntıları var. Anlayamıyorlar çünkü ne yapılacağını. Mesela, mesela bu önemli bir şey bakın çok bu, önemli. bu parantezin işte 30 delegeyle sınırlı da olmadığını gösteren bir şey. Hmm. Bu insanlar nezdinde ki bunların içinde Ekrem İmamoğlu'nun hani hiç Kılıçdaroğlu ile falan ba bağlantısı olmamış dediğim gibi Ekrem İmamoğlu'nun Sayın Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim dalgasını desteklemek adına Özgür Özel'i desteklemiş. Kişilerde de şöyle bir algı oluyor zaman zaman. Ya e, Özgür Özel Cumhurbaşkanı yardımcısı gibi davranıyor. Sonra dönüyor ama Dilruba'yı yanına oturtuyor. Hani ne ne yapılıyor? Yani CHP böyle yönetilemez gibi cümleleri de biz mesela onların ağzından duyuyoruz. Ha benim kişisel görüşüm, gazeteci, yazar olarak, e, benim kanaatim, Özgür Özel aslında iyi bir şey yapmaya çalıştı. Yani seçim sonrası, yerel seçim sonrasında biz, itibaren Biz strateji izliyoruz, o da evet, şey, iyi bir diyor. İyi bir şeydi. Yani işte birbirini yok sayan iki da. siyasetçi pro, biri ana muhalefetin genel başkanı olacak, diğeri daha yeni genel seçimi kazanmış ama yerel seçimde de tabanından ciddi bir uyarı almış bir e, iktidar lideri olacak. Şimdi bunlar arasında ölümüne kavga, düşmanca bir dil. E ülke ölüyor ekonominin kötülüğünden. Anlatabiliyor muyum? Buradan da gelecek bir fayda yok. Ve erken seçim yok ufukta. Yok. E ne yapacaktı özgür özel? Çok akıllıca bir şeydi AK Parti tabanını bizim daha önce bizimle ilgili ön yargıları kıralım ki bu e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mirasıdır. Kimse bunu inkar etmesin. Yani CHP'nin halk düşman olduğu milletin değerleriyle kavgalı olduğu algısını kırmak istiyoruz düsturu. Helalleşme düsturu. O çıkış Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı ve meyvelerinin genel seçimi sektirip yerel seçimde sonuç e, verdiği bir girişimdir. Yani meyveleri yerel seçimde alınamadı yerel seçimde alındı. Çünkü halk o kadar da güvenmiyor. Yani ülkenin tüm yetkilerini verecek kadar henüz altılı masa ve CHP'ye güvenmiyordu ama yerel seçimde ee, başarı verecek kadar da güveniyordu. Daha doğrusu AK Parti'ye ve Cumhur İttifakına bir tepkiselliği vardı ve o tepkiyi öyle gösterdi. Ve bu evet bir başarıydı bak özgür özel orada benim başarım işte efendim bizim partimizin başarısı vesaire demek yerine hayır bu bir zafer değildir. Demişti. Buna dikkat edelim. Oradan başladı diyorsunuz. O temkinlilik doğru bir hareketti. Fakat devamını çok tutarlı bir biçimde götüremediği, yer yer bazı impulsif, fevri davranışlarla, hiç bize suç ortağını ittirmesin gibi ifadelerle o süreci gölgelediği için buradan ciddi bir şey çıkacak mı çıkmayacak mı? Bakın başlarda parti kurmayları ve teşkilatı da bir açık kapı bırakıyordu. Evet, huzursuzlanıyorlardı, böyle bir homurdanmalar, söylenmeler vardı ama ya bakarsın buradan iyi bir şey de çıkar. Nedir o iyi şey? Bu modeli, bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli denilen modelin tıkanan yerlerine, yürümeyen aksamını şey yapacak, toparlayacak bir diyalog Ortak oluşabilir mutabukat. belki diye bir şans veriliyordu. Evet. Ama o şansta bir takım böyle tam yerine oturmayan, ve fevri çıkışları nedeniyle ağırlıklı olarak Özgür Bey'in e, akamete uğradı. Hemen tesir etti. Hatırlayın. Hemen tesir etti. Neydi Hiç biz o suç ortağınızı ittirmeyince evet, sonra evet, evet. malum bir yargılamada, davada işler tekrar başka yere döndü vesaire vesaire. vesaire. Daha fazla açmayalım orayı. Peki. Ama e, burada e, iyi bir yere varabilirdi ama yol kazasına uğranıldı e, ve tutarsız bir takım yaklaşımlar ve o tutarsız tablo nedeniyle yani özgür özeli istemiyoruz ya da bizi temsil edemiyor ya da Cumhurbaşkanı yönetemiyor gibi dedi davranıyor. Diyenlerin öyle diyorlar. Sesi ve tavırları işte diye. kavuştu diyerek kendilerine şimdi, daha fazla alan açılmasını. Şimdi fırsatı bir önce tamam. biraz önce